Herkese merhaba, Elin'in Tarifleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz sevimli zencefilli kurabiyelerin yapımını paylaşmak istiyorum. Ben çocuklarımla yaptım, yapıyorken çok eğlendik. Umarım siz de kurabiye tarifimizi bizim kadar beğenir, denersiniz ve yapımında bizim kadar eğlenirsiniz. Öncelikle 100 gram kadar oda ısısında tereyağım var. İçerisine bir su bardağı kadar toz şeker ekliyorum ve mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Bu kurabiyenin tadı aynı o iki Ikea'da satılan kurabiyeler var ya zencefil, inanın birebir onlar gibi ve biz ikisi tabii ki daha sağlıklı ve çok da lezzetli. Sonra içerisine bir adet yumurtam var. Onu da ekledim. Mikser yardımıyla çırpıyoruz. Sonra yarım su bardağı kadar üzüm pekmezi kullandım ben. Üzüm pekmezim içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum. Pekmezi seyrelttik. Onu da ekliyoruz. Mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Bundan sonra sıvı malzemelerimiz. Böyle şöyle bir ele koyuyorum. Üzerine... Artık bundan sonra kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Ben bu kurabiye tarifinde toplamda dolu dolu üç buçuk su bardağı un kullandım. Birazcık böyle biraz sert hamur olacak. Sonra içerisine 3 yemek, 3 tatlı kaşığı kadar zencefil ilave ettim ama siz isterseniz bir ya da iki ekleyin çünkü ben zencefil aromasını çok sevdiğim için biraz fazla ekledim. Onu siz kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. Sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçınım vardı, onu da ilave ettim. Ben kabartma tozu kullanmadım, karbonat kullandım, bir çay kaşığı. Kadar Son kadar. E sonra da bir pakette vanilyamız var. Hepsini şöyle e ekledim tabii ki katalizör görevini görsün Amy, diye. Efendim. Oo Peki, bir dakika bir geliyorum anneciğim. Bir tatlı çay kaşığı da tuzumuz vardı. Onu ilave ettik. Güzelce eledik ve yoğurmaya başladık. Dediğim gibi sert bir hamur olacak. Mis gibi tarçın ve zencefil kokuyor harika muhteşem bir kurabi. hem de o kadar da kalabalık da değil e, listesi malzeme listesi evet şimdi bizim hamurumuz hazır bundan sonra ne yapacağız bundan sonra tamamıyla size kalmış İsterseniz hamurunuzu silindir şekline getirip şöyle bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. İsterseniz ceviz büyüklüğünde bezeler de yapabilirsiniz. Ya da bizim gibi tezgahın üzerine yiyip üzerinde yağlı kağıt serpip merdane yardımıyla da 1 santim kalınlığında açıp güzel güzel e, kalıplarla da şekiller yapabilirsiniz. Tabi gördüğünüz gibi benim kızım başrollerde her zamanki gibi. Dediğim gibi 1 santim kalınlığında açtık hamurumuzu. İşte elinizde ne varsa çay bardağı ağzıyla olur su bardağı ağzıyla kaselerle hiç fark etmez. Biz ayıcıklı ve kalp şekilleri kullandık. Onlarla yaptık. Tabi çocuklar yiyorken biraz daha Eğlensinler eğlensinlerdi. Evet kızım açıyor şimdi de kontrol ediyor hani nasıl olmuş diye. Ondan sonra biz böyle kontrol ede ede aç e, incelttik diyeyim. Ama dediğim gibi bundan sonrası artık tamamıyla sizin e, dama, e, göz zevkinize ve o anki üşenmemenize bağlı. Bazen ben üşenebiliyorum işin açıkçası. Yani hani her zaman böyle merdaneyle açıp da kalıp çıkartmak insana zor gelebiliyor. Bunu buradan kabul ediyorum. Bazen ben de direkt hemen ya silindir yapıp dilimliyorum ya da işte ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp böyle elimle bastırıp da pişirebiliyorum. Ama böyle çocuklarla aktivite yapacaksam çok sıkıldılarsa bunu da üşenmeden bir anne olarak gerçekleştiriyorum. Şöyle hamur kazımı aparatım var. Artık biliyorsunuz bu tarz şeyler hepimizin evinde var. Bunlarla hemen hemen bundan yoksa da bıçakla da hemen şak diye çıkıyor. Zaten yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsime yerleştiriyoruz hepsini. Şimdi kalan hamurları bir daha açacağız. İşte bu kalıp çıkarma sıkıntısı bu. Hani kalıptan tam çıkarıyorsunuz. Evet ilk tepsim hazır. Şimdi nasıl pişireceğiz onu söyleyeyim soru konuşmaya devam edelim. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fansız fırında yaklaşık 10-15 dakikada pişiyor. Çünkü kurabiyelerimiz yeterince ince olduğu için çabuk pişiriyor. Bir de çok aşırı pişirmemek lazım. Çok pişirirsek hem çok kıtır kıtır oluyor. Bir de zencefil olduğu için aa, iyi olmuyor yani. Tam böyle orta ayarda pişirmekte fayda var. Evet, geri kalanlarda da yapılıyor. Onlar çalışmaya devam ediyor. Evet. <laughs> dünya yani. onlara da eğlence oluyor işin açıcısı bu bizim birinci tepsimizdi ikinci tepsi de pişiyor İşte dediğim gibi kalıp çıkarıyorsunuz kalan hamurları bir daha açmanız lazım kalan hamurları bir daha açmak lazım o biraz böyle ben de üşendiğim zamanlar olmuyor diye bayanlar oluyor ama işte dedim gibi bunlar çocukları eğlence olsun diye yapıyoruz ama çok güzel oldu ya yemesi de keyifli oluyor onlar daha böyle keyifliyorlar daha cicili bicili oluyor işte böyle şimdi bu bizim pişen ilk tepsimiz, de, ikinci tepsi de pişiyor. Yaklaşık bu ölçülerde iki buçuk tepsi bizim e, böyle kurabiyemiz çıktı. Çok da bereketli oluyor dediğim gibi. Sizin için ben tadıyorum. Bakın böyle alt üstü harika. Kurabiyeler oldu. Ee, Malzeme listesini detaylı olarak açıklama kısmına ekleyeceğim bayanlar. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ee, kullandığım kap ölçülerinde de. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Daha başka daha güzel daha pratik tariflerde tekrar görüşebilmemiz için lütfen kanalıma abone olun. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz. Benim için hepsi kabulümdür. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bayanlar.